Cumhuriyet'in 94. kuruluş yıl dönümünde İzmir'in Bayraklı ilçesinde 4000 kişi aynı anda zeybek oynadı. Dört bin kişi daha sonra Atatürk'ün renkli kalpaklı portresini oluşturarak izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Antalya'da binlerce kişi 600 metrelik Türk bayrağıyla 4 kilometre yürüdü. Yürüyüş sonrası Cumhuriyet Meydanı'na gelen kalabalık meydana sığmadı. Ankara'nın Güdül ilçesinde Cumhuriyet coşkusu geleneksel sinsin ateşiyle kutlandı. Kutlamalar havai fişek gösterileriyle son buldu. Cumhuriyet'in 94. yılı dolayısıyla 8000 motosikletli 81 ilden getirdikleri toprakla İstanbul turu attı. Bağdat Caddesi'nden yola çıkan motorlular ellerindeki bayrakları sallayarak Edirne Kapı Şehitliği'ne gitti. Klasik otomobilciler de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Cumhuriyet turu yaptı. Araçlara Türk bayrağı ve Atatürk resmi yapıştıran üyeler pencerelerden de Türk bayrakları salladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü'nün 350 üyesi Palandöken Dağı'nda 29 Ekim Cumhuriyet tırmanışı gerçekleştirdi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar Cumhuriyet Bayramı'nın 94. yılını deniz altında kutladı. Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Sarıkaya köyü sakinleri köy yamacında 200 metrekare genişliğinde Atatürk portresi yaptı. Kilometrelerce uzaklıktan bile görülebilen dev Atatürk portresinin yapımında 55 ton taş ve 55 ton çimentoyla 750 kilogram polyester malzemesi kullanıldı. Portrenin çevresine ise 94 çam fidanı dikildi.